Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Geçen hafta hatırlıyorsanız örnekler çözdük. Bol bol kumanda örnekleri çözdük. Bu kumanda örneklerini ESS isimli programda da denemenizi istemiştim. Umarım denemişsiniz. Sizin için çok faydalı olacak. Özellikle final sınavında. Bugünkü dersimizde PLC'de programın yürütülmesini anlatacağım. Birinci dersimizde hatırlıyorsanız PLC'nin ana yapısını anlatmıştık. Şurada solda işaretlediğim şekilde bir PLC'nin birimleri vardı. Hangi birimlerden oluşuyordu? Mesela giriş birimi vardı. Çıkış birimi vardı. İşlemci, mikro işlemcisi vardı. CPU yani. Bellek kısmı vardı. Bunun dışında bunlar aslında bu saydıklarım hepsi bir bilgisayarda olan özelliklerdi. Bunların dışında özel bir şey vardı aslında. Giriş görüntü belleği ve çıkış görüntü belleği dediğimiz iki tane belleğimiz vardı. Bu giriş görüntü belleği ile çıkış görüntü belleği aslında PLC bilgisayarlardan ayıran ana unsurlardan birisidir. Buradaki ana prensip şöyle oluyor. Giriş birimine bağlı olan lojik girişler. Nedir bu lojik girişler? Onlar şunlar, lojik girişler. Mesela ki switchler, anahtarlar, geçen derste gördüğüm sınır anahtarları, fotoseller, bunlar hepsi giriş birimidir. Bu giriş birimine bağlandı. Örneğin start'a basıldı mı, basıldı mı, sınıra geldi mi, ondan sonra bir malzeme yaklaşıyor mu, yaklaşım sensöründen alınıyor, fotoselden gelen sinyaller buraya bağlanıyor. Çıkışta da yazdığım programa göre, yazdığım programı, örneğin motoru çalıştırıyorum, kornayı çalıştırıyorum, vesaire çalıştırıyorum falan filan. Bütün bunları da aslında ne yapıyoruz? Bütün bunları da aslında ne yapıyoruz? Çıkış birimi ne bağlıyoruz? Bütün bu hangi şartlarda, yani hangi giriş şartlarında, hangi çıkışların oluşturacağını da programımıza yazıyoruz. Bu programımızdaki program yapısına göre, şartlara göre işlemcimiz bunu kontrol ediyor ve çıkış arttırıyor. Fakat bakın giriş hemen altında giriş görüntü belleği vardır. Çıkış biriminde hemen üstünde çıkış görüntü belleği vardır. Oklara dikkat edin. Giriş biriminden giriş görüntü belleğine işlem akıyor. Gördünüz mü? Giriş biriminden giriş görüntü belleğine veriler akıyor. Bunlar arkadaşlar belli zamanlarda yapılıyor. Ne demek istiyorsunuz hocam? Şunu demek istiyorum. Bakın scan circle diye yani tarama çevrimi diye bir çevrimim var. PLC'nin ana çalışma yapısını anlatan scan circle yani tarama çevrimi diye bir yapı var. Bakın burada bir çizgi var yeşil orada. Başlangıç yazıyor. Başlangıç demek şu demek. Yani program buradan başladığını varsayın. İlk olarak PLC şunu yapıyor arkadaşlar. Okuyorum. Girişler giriş birimi tarafından okunur ve giriş görüntü belleğine yazılır. Bakın program başladığı anda girişteki işaretler giriş görüntü belleğine aktarılır. Bir anda. 12 giriş varsa 12'si birden. 16 giriş varsa 16'sı. 30 varsa 30'u birden giriş görüntü belleğine aktarılır. Bu ne zaman yani başlar başlamaz. Bakın burada gördüğünüz gibi. Girişler giriş birimi tarafından okunuyor ve giriş görüntü belleğine yazıyor. Şimdi buradaki bütün girişler giriş görüntü belleğinde. Ondan sonra program işletiliyor. Peki bu program işletilirken benim diyelim ki start butona basılıp basılmadığını kontrol etmem lazım. Nereye gidip bakıyorum? Giriş birimine mi bakıyorum? Hayır. Nereye bakıyorum? Giriş görüntü belleğine bakıyorum. Arkadaşlar programın sonuna gelene kadar artık giriş birimine bakılmaz. Hep bütün girişler giriş görüntü belleğine kaydetmiştik ya en son durumunu. Oradan okunur. Sonuç olarak ne oluyor? Sonuç olarak ne oluyor? Giriş birimindeki veriler giriş görüntü belleğine aktarılıyor. Giriş görüntü belleğine aktarılıyor. Ve program işletilirken bütün veriler giriş görüntü belleğinden okunuyor. Örneğin start butonuna basıldı diyelim ki. Şimdi çıkışı aktif etmem lazım. Start'a basıldı ya motor çalışacak. Peki ben gidip bunu çıkış birimine mi yazıyorum? Hayır. Nereye yazıyorum? Çıkış görüntü belleğine yazıyorum. Bakın programın sonuna kadar girişleri okudum, giriş görüntü belleğini aldım. Bütün program işlemlerini hallettim. Programın sonuna kadar artık ben çıkış birimine yazmıyorum. Programın en sonunda çıkış görüntü belleğindeki bilgiler çıkış birimine aktarıyor oluyor. Yani teminki çıkış görüntü belleğini aktarmıştık ya program esnasındaki bütün işlemleri. Onları alıyorum. Çıkış birimine programın sonunda aktarıyorum. Yani scan circle'ımın,
tarama çevrimimin sonunda oraya aktarıyor. Bakın buna bir scan circle diyoruz. Bunun için geçen zamana ise bir scan time diyoruz. Aslında bir scan time şu demek, 1024 kilobaytlık bir işlemi yürütme süresine scan time ismi verir. Ve bu genelde 0.01 milisaniyeden saniyeler, yani 200 milisaniyeler arasına kadar artar. Çok aslında 100 milisaniyeler çevresine kadar artar. Çok kısa bir süredir bu. Yani giriş birimini okuduğum, giriş görüntü belleğine yazdım. Programıma göre işlemlerimi yaptım. Ondan sonra bazı kontrollerimi yaptım burada. Sonra anlatacağım. Sonra da çıkış görüntü belleğine yazdım. Bu ne kadar sürüyor? En basit PLC'de bile arkadaşlar bu 3-4 milisaniye sürüyor. En basit PLC'de bile 3-4 milisaniye sürüyor. Bakın inanılmaz bir süreden bahsediyorum. Buna biz tarama çevrimi ismini veriyoruz. Tabii program büyüdükçe, uzadıkça, programın yoğunluğu arttıkça scan time da tahmin edeceğiniz gibi, yani tarama süresi de artıyor. Bu PLC'nin çalışma yapısını oluşturuyor. Bir kere de anlatıyorum. Demek ki PLC nasıl çalışıyormuş? Başlıyormuş. Girişteki bütün işaretler giriş görüntü belleğine aktarılıyormuş. Ne oluyormuş? Girişteki bütün işaretler giriş görüntü belleğine aktarılıyormuş. Yani hepsi burada. Ondan sonra program işletiliyormuş. Program esnasında girişlere bakmam gerekiyorsa gidiyorum girişe değil, giriş görüntü belleğine bakıyorum. Bak, programı işletirken program esnasında girişe bakmam gerekiyorsa giriş birimine gitmiyorum. Giriş görüntü belleğine gidiyorum. Görüntü belleğine gittikten sonra diyelim ki bir şeye karar verdim ve sonucu yazmam gerekiyor çıkışa. Çıkışa yazmıyorum. Çıkış görüntü belleğine yazıyorum program esnasında. Sonra işlemci ve işletim süreci denetleniyor. Burada birçok denetim var. İşte watchdog timer var mesela, anlatacağım size. Onun gibi pilin durumu, operatör panelinin kontrol edilmesi falan, bunlar burada yapılıyor. Ondan sonra scan circle'ın sonlarına gelindiğinde program da bitmiş oluyor. Bütün çevre birimleri de kontrol edilmiş oluyor. Tam buradayken şunu yapıyoruz. Çıkış görüntü belleğindeki bütün verileri çıkış birimine aktarıyoruz. Çıkış görüntü belleğini çıkış birimine aktarıyoruz. Hızlıca anlatıyorum. Girişli bir görüntü belleğine aktarıldı. Program işletildi. İşlemci ve işletim sistemi denetlendi. Çıkış birimine aktarıldı. Girişler okundu. Program işletildi. İşlemci kontrol edildi. Çıkış görüntü. Bu sürekli devam eder arkadaşlar. Bu canlıdır. Bu sürekli devam eder. Hiçbir zaman kesintiye uğramaz. Burada kesintiye uğramaması gerekiyor. İşte biz buna scan circle diyoruz. Bunu işletme süresine scan time ya da tarama süresi ismini veriyoruz. Ana prensip, PLC'nin ana prensibi buna dayanır. Peki hocam, ben bir şey sormak istiyorum. Bu hani program sürekli dönüyor ya burada. Hani bilgisayarlarımız bizim bazen kilitleniyor biliyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bilgisayarınız donmuş, işlemci kilitlenmiş. Böyle durumlarda bir PLC de bu kabul edilmez ki. Bir makineyi düşünün. Bir makine çalışıyor ve siz stop butonuna basıyorsunuz ve stop butonuna basmanıza rağmen PLC kilitlendiği için aynı bilgisayar gibi ve bunu kabul etmiyor. Bu nasıl olacak hocam? Bu kabul edilebilir bir şey mi? Evet, çok doğru. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunu engellemek için arkadaşlar bizim PLC'mizin içerisinde, aslında mikro işlemcilerin içerisinde genel olarak watchdog timer dediğimiz bir timer var. Watchdog timer bekçi köpeği demek. Burada notlarınızda da o anlatılıyor zaten. Bakın PLC'lerde watchdog timer, bekçi köpeği diye isimlenen bir zamanlayıcı bulunmaktadır. Peki bu watchdog timer'ın özelliği ne? Pardon arkadaşlar. Bu watchdog timer'ın özelliği ne? Bu watchdog timer'ın özelliği şu. Biraz evvel demiştim ya size, bir scan time işte 3 milisaniye, 5 milisaniye, 20 milisaniye, 50 milisaniyede bir taramasını sürdürüyor. Watchdog timer şuna bakıyor arkadaşlar. Örneğin standart olarak watchdog timer'da örneğin 100 milisaniye varsa,
100 milisaniye içerisinde bu çevrim tamamlanmaz ise, tekrar ediyorum, 100 milisaniye içerisinde bu çevrim tamamlanmaz ise watchdog timer bunu fark ediyor ve PLC'yi stop ediyor. Ve bütün çıkışları da pasif hale düşürüyor. Demek ki neymiş? Aynı bizim bilgisayarlarımızdaki gibi bir şey olursa 100 milisaniye içerisinde bunu fark ediyor watchdog timer ve PLC'yi stop moduna alıyor. Bütün çıkışlarını da off ediyor. Yani sistemi korumaya çalışıyor. Peki hocam 100 milisaniye dediniz. 100 milisaniye standart mı? Hayır. Default'ta genelde birçok PLC'de 100 milisaniyedir. Ama bunu siz 50 milisaniye, 20 milisaniye, 10 milisaniye indirebilirsiniz. Bu tamamen sizin inisiyatifinize bağlı. Sonuç. Buradan çıkartacağımız sonuç ne? Bir scan time içerisinde, herhangi bir şekilde program içerisinde bir kilitlenme olasılığına karşılık watchdog timer dediğimiz bir timer var. Ve bu timer sürekli olarak bir tarama çevrimi süresini kontrol eder. Bir tarama çevrimini kontrol ettiği bu süreç içerisinde herhangi bir şekilde belirlenen sürenin içerisinde bu scan time tamamlanmaz ise PLC'yi durdur. Bu bizim güvenliğimiz demektir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi de aşağıda yazılı olarak da verdim. Oradan da okuyabilirsiniz. Hocam benim aklıma bir soru daha geldi ya. Evet, sor bakalım diyelim. Bakın şimdi örneğin şu olduğunu varsayalım. Ben hocam şunu yaptım. Girişleri alıyordum, giriş görüntü belleğine yazıyorum. Ondan sonra bütün işlemleri giriş görüntü belleği üzerinden yapıyorum. Benim de programım oldukça kalabalık. Örneğin 30 milisaniye bir scan time'ım. Ve 30 milisaniye içerisinde girişte olan değişimleri ben göremem. Evet, doğru. Tekrar ediyorum. Örneğin 30 milisaniye olsun scan time'ınız. Programınız yüklü olsun, bayağı yüklü. Evet, bu 30 milisaniye içerisinde olan değişimleri siz giriş görüntü belleğinden okuma yaptığınız için anında görme şansınız yok. Çünkü niye? İlk anda aldınız, giriş birimini giriş görüntü belleğine yazdınız. Yani bütün bunları okuduk, yazdık. Şimdi tam programı işletiyorum. Ben buradayken örneğin stop butonuna bastı birisi. Ben girişe bakmıyorum ki. Nereye bakıyorum? Giriş görüntü belleğine bakıyorum. O zaman ben kaçırdım o stopu. Ancak bir sonraki çevrimde ben bunu görüyorum. Yani 30 milisaniye gecikme şansım var. Evet, doğru. Böyle bir ihtimal var. Hocam, bunun için peki bir çözüm bulunmuş mu? Evet arkadaşlar. Immediate input, immediate output. Yani ivedi demek immediate. İvedi giriş ve ivedi çıkış diye özellik eklenmiş PLC'lere. Bu birçok PLC'de var. Immediate input, immediate output. Hocam bunun özelliği ne peki? Ha, bunun özelliği şu. Bazı girişleri siz immediate kabul edebiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki benim için bu motorun stop butonu önemlidir, acildir. Bu girişi ben immediate kabul ediyorum. Immediate olarak seçiyorum PLC'nin başındayken, programlarken. Şimdi artık eğer o giriş immediate ise program işletilirken giriş görüntü belleğine bakılmıyor, gidiliyor giriş biriminden okunuyor. Tekrar ediyorum. Eğer bu giriş immediate kabul edildiyse giriş görüntü belleğinden bakılmıyor, direkt girişten bakılıyor. Aynı şekilde örneğin siz stop ettiniz makinayı ama makina girişini okudunuz ama çıkışı makinayı stop ettiniz neyi bekleyecek? Çıkış görüntü belleğine yazdığınız için çıkış görüntü belleğine aktarma süresi. O zaman ne yapıyorsunuz? O çıkışı da immediate kabul etme, işaretleme hakkını veriyor size. O zaman ne yapıyor? Çıkış görüntü belleğine program yazmıyor da gidiyor çıkış birimine direkt yazıyor. Demek ki direkt çıkış birimine de yazma hakkımız varmış. Evet. Bu giriş çıkışlara immediate denir. Demek ki neymiş? Direkt giriş görüntü belleği ve çıkış görüntü belleğini değil de direkt giriş birimiyle çıkış birimini kullanma işine biz immediate giriş çıkış olarak tanımlama hakkına sahibiz. Hocam aklıma benim bir şöyle bir fikir geldi. Bütün giriş ve çıkışları immediate kabul ediyorum. Eğer böyle yaparsanız işte o zaman o scan time'ınız maalesef ki saniyeleri geçer. Saniyeleri geçince de o artık kontrol sistemi olmaz.
Buna izin verilmez. Böyle bir şey olmamalı. Onun için ihtiyacınız olduğu kadar immediate kullanırsınız. Peki immediate anlatmış mıyız notlarımızda? Evet, notlarımızda giriş çıkış kısmında immediate kısmını da anlattık. Evet, şöyle hemen bakıyorum. Evet, bakın burada arkadaşlar. Başka bir deyişle girişlerin giriş görüntü belleğinden değil de doğrudan giriş biriminden okunması ve veya çıkışların çıkış görüntü belleğinden değil de doğrudan çıkış birimine yazılması istenir. Bu durumda ivedi çıkış komutları yani immediate input output instructions kullanarak PLC'nin anında okuma yazma yapması sağlanabilir. Daha doğrusu bir problem geldi. Evet, söyle bakalım. Bakın şimdi arkadaşlar. Giriş birimini aldım. Giriş görüntü belleğine attım. Evet, tekrar ediyorum. Giriş birimini aldım. Giriş birimindeki giriş görüntü belleğine attım. Programım vardı. Programımı işletiyordum. Tam programımı işlettim. Input 00'da yani stop butonu geldi. Stop butonu gelince ben de bunu immediate kabul etmiştim. Immediate olduğu için giriş görüntü belleğini değil de direkt giriş biriminden okudum. Ve stop ettim. Bunda bir sıkıntı yok. Ama diyelim ki şöyle bir şey oldu hocam. Ben geldi giriş stop butonuna bakmak için nereye gittim? Immediate tanımlandığı için giriş birimine gittim. Giriş birimine gittim ve o satırı geçtim. Ama 1000 satırlık bir programım var. Bu bahsettiğim stop butonu örneğin 5. satırdaydı. Ben 10. satırdayken, bakın 5. satırda input'a bakıp işlem yap diyordu. Ama ben 10. satırdayım hocam. 10. satırdayken stop butonuna basıldı. Benim onu görme şansım yok ki. Çünkü ben o programı ne zaman kontrol edeceğim? 5. satırda. Tekrar döneceğim. 5. satıra gelince kontrol edeceğim. Bu problemi tekrar etmek istiyorum. Bakın diyorum ki, hocam şöyle bir problem oldu. Ben 1000 satırlık bir program yazdım. 5. satırında stop butonu kontrol ettim. Stop butonu basılmamıştı. Ama 8. satıra geldiğimde, yani o komut satırına geçtiğimde stop butonu basıldı. Şimdi bu program nerede kalmıştı? 5. satırda kalmıştı. O zaman ben ne olacak? Bu programı kontrol edemediğim için bir scan time'ımı tamamlayacağım. Ondan sonra gideceğim. Yine aynı gecikmeyi yapmış oluyorum hocam. Evet, doğru. Bunu tabii ki PLC üreticileri ve bizler de biliyoruz. Onun için de bu gözden kaçmaları, ne diyelim, bu gecikmeleri engellemek için arkadaşlar interrupt dediğimiz girişlerimiz var. Interrupt demek, İngilizce interrupt, Türkçesi kesme. Kesme dediğimiz işlemlerimiz var. Ne demek kesme arkadaşlar? Bir program işlemi devam ederken programın kesilip başka bir işlemi yapıp tekrar aynı yere gelme olayına kesme ismini veriyoruz. Kesme neymiş? Bir program rutin işleminde devam ederken eğer kesme ihtiyacı gelirse, kesme isteği gelirse program durduruluyor, başka yere gidiyor. Onu daha güzel size ileride bir şeklim olacaktı. Oradan anlatmaya çalışayım. Daha ileride yine gelecektik ama şimdi tam vakti orası. Evet, şöyle şunu da biraz göstereyim. Tamam. Evet arkadaşlar. Bakın bu program yapısına bakmanızı istiyorum. Bu program yapısı. Bu ana programımız olsun. Daha önce siz C dili öğrenmiştiniz. Bazı arkadaşlarımız da Pascal dili öğrenmişti. Dolayısıyla programlama dillerinde öyle bir şey vardır. Program başlıyor, end'e kadar gidiyor. PLC'de neydi mantık? Başlıyordu program, end'e kadar gidiyordu. Sonra tekrar program başa gidip tekrar baştan başlıyordu. Tekrar başa gidiyor ve bu sürekli tarama şeklinde devam ediyor. Bir de alt programlar tanımlanıyordu. Subroutine diyoruz programlara. Subroutine 0, Subroutine 1
gibi. Bunlar da alt programların yapısı. Yani program şu şekilde yürüyor arkadaşlar. Program başlıyor. Call 0 deyince 0 numaralı alt programına gidiliyor. Routine 0'a. Burada işlem bitiriliyor. Red return demek. Return'ü görünce program buradan bakın oktan görüldüğü gibi hop çağrıldığı yerin bir alt satırına gidiyor. İşlem devam ediyor. Call 1 diyor. Ne demek call 1? Yani alt program 1'e git diyor. Program atlıyor. Nereye? Alt program 1'e. Onun ismi ne? Subroutine 1. Subroutine 1, alt program 1 gidiyor. Red görüyor. Red return demek. Geri dön diyor. Geri dönüyor buraya. End'i görüyor. End'i gördükten sonra tekrar başa dönüyor ve bu süreç devam ediyor. Bu aynen devam ediyor. Bütün bu süreç aynı bu şekilde devam ediyor. Peki, bütün bu süreç devam ediyor. Peki, diyelim ki herhangi bir durumda, biraz evvel anlattığım gibi acil bir durum oldu ve stop butonunu ben görmek istiyorum. Ve immediate kullanmadım. Onun yerine interrupt kullanıyorum. Bakın, en altta ok görmediğiniz yerler var. Interrupt 0 ve interrupt 1 diye. Birçok interrupt'lar var arkadaşlar aslında. Onları anlatacağım. 3 çeşit interrupt'ımız var. 1, olay interrupt'ı. 2, zaman interrupt'ı. 3, sayıcı interrupt'ı. Anlatacağım bunları. Örneğin, interrupt geldiği zaman program nerede olursa olsun duruyor. Interrupt'a gidip o programı işletiyor. Peki, ondan sonra return interrupt'ı görünce nereden davranırsa oradan geri geliyor. Tekrar ediyorum. Demek ki bir interrupt geldiği zaman ne oluyor? Program nerede olursa olsun duruyor, interrupt'a gidiyor. Interrupt'taki işlemini bitiriyor. Return interrupt'ı görünce geri dönüyor. Hemen kalemimi alayım şuradan. Şöyle. Programım işletiliyor. Örneğin herhangi bir noktada atıyorum tam şu satırı işletirken bir kesme ihtiyacı duyuldu. Yani acil bir durum var. Program burada durur. Program durduktan sonra program gider. Örneğin interrupt sıfırı işletir. Yapması gereken işleri yapar. Return interrupt'ı görünce temin program durmuştu ya. Nerede durduysa o satıra gidip tekrar devam eder. Bakın bu bir kesme olayı. Bunun nerede geleceği önemli değil. Örneğin ben aslında bu interrupt bir subroutine'in içinde de gelebilirdi. Yani alt programın içerisinde de gelebilirdi. Eğer interrupt burada geldiyse yine program durur. Yine gider. Yine interrupt sıfırı işletir. Ondan sonra return interrupt'ı görünce tekrar kaldığı yere geri dönüyor. İşte bu olaya biz interrupt yani işimi yapıyorum geri dönüyorum. Bunu artık kaçırma şansı yok. Peki hocam bir şey soracağım. Bir interrupt 0 var, bir interrupt 1 var. Bu ne demek? Ha, şimdi PLC'lerimizin inputları var ya girişleri. Onların bazıları interrupt girişi olarak kullanılır. Örneğin çoğu PLC'de en az 4 tane interrupt girişi vardır. Input 0, input 1, input 2, input 3. Bunlar interrupt girişi olsun. PLC'den PLC'ye değişir arkadaşlar bu. Ama genelde en az 4 tane interrupt olur. Örneğin input 0 girişini kullanıyorsanız interrupt 0'ı kullanırsınız. Input 1'i kullanıyorsanız interrupt 1'i kullanırsınız. Input 2'yi kullanıyorsanız interrupt 2'yi, input 3'ü kullanıyorsanız interrupt 3'ü. Ama mutlaka burada ben interrupt'ı kullanacağım diye söylemeniz gerekiyor. Benim ders notlarımda da interrupt'ları anlattığımız bir bölüm var. O kısımda yine bunlara bakabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Zamanı gelince de ben de size onlarla ilgili ayrıntılı bilgi vermeye çalışırım. Şimdi gelelim olaya. Şimdi diyoruz ki, şöyle geri alayım. Evet, şimdi diyoruz ki demek ki neymiş? Ne zaman interrupt gelirse, kesme gelirse program olduğu yerde duruyormuş. Ondan sonra tekrar kaldığı yerden devam ediyormuş. Buna interrupt olayı diyormuşuz.
Şimdi dikkat ederseniz şunu söyledim. Input 0, 0 gelince input 0'a gidiyor. Input 1 gelince input 1'e geliyor. Ha ne oluyor? Bir olay oluyor demek ki. Ben size şunu söylemiştim. İnterraplar 3'e ayrılır. Olay interrabı, zaman interrabı, sayıcı interrabı diye. İşte bu girişlerden gelen sinyallere göre kesmeye gitme olayına olay interrabı ismini hemen şimdi geri dönelim. Kaldığımız yere geri dönüyoruz. Evet. Bakalım interraplarımıza. Evet. İlk interrabımız olay kesmesi. Yani olay interrabı. Olay interrabı neymiş? Inputlardan birisine bir sinyal geldiği zaman tanımladığım inputlara olay kesmesi ismini veriyormuşuz. Okuyalım. Kesme kaynağı olay olan kesmeli çalışmadır. Olaylar PLC'nin belirli girişlerinden gelen yükselen veya düşen kenar sinyalleriyle algılanır. Yani ben PLC'nin hangi girişinden geleceğine göre onun interrupt'ına gidiyor. Buna ne diyormuşuz? Olay kesmesi diyormuşuz. Sorularınızı daha sonra cevaplayacağım arkadaşlar. WhatsApp chat üzerinden yazın. Sona geldiğimizde tekrar oraya geleceğiz. Böylece ne olacak? Tekrar etme şansımız da olacak. Bu konuların hepsinin üzerinden bir kere daha geçmiş olacağız sorularınız sayesinde. Şimdi gelelim zaman kesmesine. Zaman kesmesi ne demek peki? Şimdi arkadaşlar dedim ki ben size. Programa göre değişiyor. Mesela yüklü programlarda 20 milisaniye, 10 milisaniye olabiliyor. Öyle bir zamana ihtiyacım var ki hocam. Öyle bir zamana ihtiyacım var ki. Örneğin 1,5 milisaniye. 3 milisaniye. Ya bu 3 milisaniyenin her seferinde programın scan time'ın neresinde olacağı belli mi? Belli değil. Ha. Şimdi o zaman o zaman kesmesinin ne olması lazım? Ayrı bir yapısı olması lazım. Nasıl aşağıda input 0, interrupt 0, interrupt 1 diye olay varken zaman kesmesi içinde bir alan tanımlanır. Ve oraya da o zaman kesmesinin programı yazılır. Ben örneğin derim ki her 2 milisaniyede bir program kesiş işlemi yapsın. İşte bu olaya zaman kesmesi çalışması denir. Burayı okuyorum. Tanıma süresinden bağımsız olarak tanımlanmış belirli sürelerde gerçekleşen kesmeli çalışmadır. Kesme süresi programcı tarafından belirlenmektir. Yani şunu demek istiyorum. Süreyi sen belirliyorsun. O süre içerisinde bunu yapacak. Ya da şu da olabilir. İlla ki böyle çok kısa zaman olmak zorunda değil. Ama öyle bir zamanlayıcıya ihtiyacın var ki çok hassas olmak zorunda. Örneğin ne? 155 milisaniye. Şimdi 155. milisaniyeden bunu garantileme şansın yok normal zaman rölesiyle. Onu anca ve anca zaman kesmesi rutinini kullanarak yapabiliriz. Çünkü 155. milisaniye, örneğin 20 milisaniye 20 milisaniye giderken 160'a da denk gelebilir, 140'a da denk gelebilir. Dolayısıyla her 20-20 artıyor ya arkadaşlar. Her 20-20 arttığına göre bu 20-20 arttığı zaman siz 155. saniye deyince ya 140'a gelecek veyahut da 160'a gelecek. Veyahut da programınızın uzunluğuna göre dinamik de oluyor bu tarama çevrimi. Herhangi bir nokta gelebilir. Onun için onu garantileyemez 155. milisaniyede çıkış vermesini. Ha bunun 155. milisaniyede çıkış vermesini garantilemek istiyorsanız o zaman ne yapacaksınız? Zaman kesmesi yani zaman interrupt'ını, time interrupt'ı kullanacaksınız. Peki sayıcı kesmesi ne demek? Ha, sayıcı kesmesi de şu demek arkadaşlar. Çok yüksek hızlı gelen parsler, darbeler, darbe genişlik modülasyonları vardır, darbeler vardır. O darbeleri saymanız gerekebilir. Ama bunlar çok yüksek hızdır. Şimdi düşünün, örneğin her 3 milisaniyede bir darbe geliyor. Ya her 3 milisaniyede gelen bir darbeyi benim normal scan time içinde tarama sayma şansım yok ki. Bazen 5 milisaniye oluyor scan time'ın, bazen 8 oluyor, bazen 10 oluyor. 3 milisaniyede bir ben gidip oraya bakarsam işim olmaz ki. Ha, onun için ne yapılıyor? Hızlı sayıcı kesmesi dediğimiz ya da hızlı sayıcı girişi dediğimiz bir girişimiz var. O giriş aynı zamanda bizim sayıcı kesmemizi oluşturuyor. O durumda da ne yapacağını, hangi programı yürüteceğini o programı bir yere kaydediyoruz. Oraya gidip onu yazıyor. Zamanı geldiği zaman arkadaşlar, yani ihtiyacımız olduğu zaman
bu konularla ilgili size örnekler çözeceğim. Peki neyi bilmem lazım hocam benim burada? Şunu bilmen lazım. Bir, eğer bir olayı kaçırmak istemiyorsan, bir girişe gelen darbenin scan time'dan bağımsız bir şekilde istediğim zaman çıkış vermesini, istediğim işlemi yapmasını istiyorsam o zaman olay kesmesini kullanıyorum. Bir süreyi tam olarak milisaniyeler mertebesinde belirlemek istiyorsan o zaman zaman kesmesini kullanman gerekiyor. Çok yüksek hızlı girişten sayma yapıp o sayıya geldiği zaman çıkış vermesini istiyorsam da hızlı sayıcı girişini yani sayıcı kesmesini kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Demek ki 3 tane de kesme olayım varmış. Sonuç olarak bakarsak, bakın arkadaşlar, şöyle yaptık. Bir immediate girişimiz vardı. Immediate girişimiz ne yapıyordu? Giriş görüntü belleğine değil, giriş birimine bakıyordu. Çıkışını da çıkış görüntü belleğine değil, çıkışa yazıyordu. Kesme ne yapıyormuş? Kesme ise programın neresinde olup olmadığına bakmadan, nerede olursa olsun programı durduruyormuş. İhtiyacımıza göre olay kesmesine, zaman kesmesine veyahut da sayıcı kesmesine gidebiliyormuş. Evet, bunu da bu şekilde geçmiş olduk. Şimdi gelelim programlama yapılarına. Bu arada bu bölümü hemen hemen şu anda ben nereden baksanız 35 dakikadır anlatıyorum. 30-35 dakikadır şu bölümü anlatıyorum. Ve burada dikkat ederseniz yalnızca bir sayfa gittik. Bu bir sayfayı sizden ricam mutlaka okumanız. Okuyun ki orada aradaki şeyleri hatırlayabilirsiniz. Size anlattıklarımı hatırlayabilirsiniz. Peki. Arkadaşlar programlama yapıları. PLC'lerde genelde iki tane programlama yapısı var. Birisi doğrusal programlama, bir tanesi de yapısal programlama. Doğrusal programlama aslında bizim Pascal gibi, C gibi, Basic gibi üst seviye dillerde gördüğümüz program. Biraz evvel de göstermiştim size bunu. Buna doğrusal programlama diyoruz. Program başlıyor, ana begin'den başlıyor. Alt programları takip ederek end bir ve tekrar başa dönüyor. Buna doğrusal programlama ismini veriyoruz. Biraz evvel de size subroutine'leri yani alt programları ve interrupt'ların nasıl işlediğini gösterdim. Peki yapısal programlama ne? Yapısal programlama birkaç PLC firmasında var. O yapısal programlamada da her bir alt programlar yerine fonksiyon bloğu ya da program bloğu dediğimiz bloklarla işlemler yapılıyor. Bakın PB program bloğu anlamına geliyor. PB. FB de fonksiyon bloğu anlamına geliyor. Genelde fonksiyon bloklarında matematiksel işlemler yapılıyor. Ve fonksiyon blokları bir programın içerisinden birkaç yerden birden çağrılabiliyor. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum. Örneğin şey gibi düşünün. Bir uygulama yazdınız. Bu uygulamayı ben de kullanabiliyorum. Siz de kullanabiliyorsunuz. Bir arkadaşınıza veriyorsunuz. O da kullanabiliyor. Dolayısıyla onun bir fonksiyonu var. O fonksiyonu kim kullanmak istiyorsa onu yapıyor. Bakın fonksiyon bloğu 2. Örneğin üst alma. Yani bir sayının üstünü alma fonksiyonu olsun. Ben bunu program bloğu 3'ün içerisinden de çağırmışım. Bak aynı zamanda fonksiyon bloğun 1'in içerisinden de çağırmışım. Ne zaman ihtiyacım varsa ben bu fonksiyon bloğunu alıyorum, kullanıyorum anlamında. Peki program blokları ne işe yarıyor hocam? Program bloğu da aslında programımızı basitleştirmek için kullanılıyor. Örneğin çok uzun bir makineniz olsun. Bu makinenin üzerinde 4 tane bölüm olabilir, 5 tane bölüm olabilir. Her bölüme bir program bloğu ekleyebilirsiniz ve isim verebilirsiniz. Örneğin giriş kısmında, örneğin orta kısımda, örneğin son kısmında her birisi için bir program bloğu tanımladınız. Örneğin diyelim ki makineniz çalışmıyor. Bu makinenizin tam başlangıç kısmındaki bir problem var. Yani ilk kısım diyelim. O ilk kısımdaki problemi halledebilmek için, nereye bakmanız gerekir? Onu yazdığınız program bloğunun içerisine bakmanız gerekir. O da sizin işlerinizi kolaylaştırıyor. Sonuç olarak programı basitleştirip ufak parçacıklar halinde yazabilmek için program blokları kullanılıyor. Fonksiyon blokları ise matematiksel işlemleri kullanabilmek için kullanılıyor. Onun dışında atlama fonksiyonlarımız var. Mesela doğrusal programda call vardı. Call neydi? Çağırmak demek. Call 0 subroutine yani alt program 0'ı çağırıyordu. Yapısal programlamada ise jump komutları vardır. Jump
Jump U demek, jump unconditional demek. Bakın şurada yazıyor. Jump unconditional. Yani koşulsuz olarak dalan. Program buraya gelirse program bloğu 1'e gidecek. Hiç şartına bakmaz. Bir de jump conditional var. Şarta bağlı olarak. Jump conditional'ın özelliği şu. Üste bir şart vardır. Örneğin input 00 geldiyse program bloğu 3'e dallan. Ona bakar. O şartı sağlıyorsa buraya dallanır. Sallamıyorsa alt satırdan devam eder. Şimdi bu programlarda, bir de yapısal programlarda özel isimler de var. Mesela OB gibi. OB organizasyon bloğu demek. Organizasyon bloğu. Bir de tabii ki ne var? İşletim sistemi programı var. Biraz daha karışık gibi görünüyor bu. Bu işletim sistemi programı içerisinde özel işlevcisi organizasyon blokları var mesela. Özel işlevli organizasyon blokları. Ne demek bu? İşte pil bitti mi? Ondan sonra watchdog timer öttü mü? Herhangi bir fault oluştu mu? Vesaire. Ya da operatör paneliyle ilgili zaman ayarlaması. Bütün bunlar özel işlevli fonksiyon bloklarından ayarlanabiliyor. İşletim sistemi başlıyor. Ondan sonra ilk program her zaman organizasyon bloğundan başlıyor. Program organizasyon bloğuna gidiyor. Organizasyon bloğunda gittikten sonra program yukarıdan aşağı işletiliyor. Bakın geldim buraya. Burada ne diyor? Jump unconditional program bloğu 1. Program bloğu 1'e zıpla diyor. Jump et yani git diyor. Program bloğu 1'e gitti. Bakın program bloğu 1'i işletiyor. Yukarıdan aşağı doğru. Bunlar satır satır birçok program olduğunu düşün. Simgesel olarak yaptık bunu. Jump unconditional program bloğu 2. Bu ne demek? Koşulsuz olarak program bloğu 2'ye git. Mutlaka gideceksin. Buradan program bloğu 2'ye gidiyor. Program bloğu 2 işletiyor. Bakın sonda ne diyor? BE. BE ne demek? Block end. Yani bloğun sonuna geldin. Block end'i görünce nereden dallandıysa arkadaşlar onun bir alt satırına gider. Burada dallanmıştı. Bunun alt satırına gider. Bunu görür. Bakın burada ne var şimdi? Block end var. Block sonlandı diyor. Nereden dallanmıştı buraya? Organizasyon bloğundan dallanmıştı. Onun bir alt satırına gidiyor. Devam ediyor. Jump conditional program bloğu 3 diyor. Şarta bakarak, örneğin üstünde bir şart olsun. O şarta bakarak acaba burada bir jump var mı diyor. Olsun. Evet input 00'a basılmış. Ha, o zaman jump edeceğiz. Zıplayacağız. Nereye? Program bloğu 3'e. Program bloğu 3'e zıpladım. Geldim. Jump unconditional diyor. Koşulsuz olarak fonksiyon bloğuna git diyor. Burada bir işlem yaptı. Matematiksel olabilir, başka bir işlem olabilir. Fonksiyonu halletti. Block end görünce gördü. Bakın. Tekrar block end'i gördü. Nereden dallandıysa oraya gitti. Bakın. Jump unconditional fonksiyon bloğu 1 var. Fonksiyon bloğu 1'e dallandı. Fonksiyon bloğu 1'e dallandıktan sonra işlevini yaptı. Bakın jump unconditional fonksiyon bloğu 2'ye gitti. Burada aynı bloğu, fonksiyon bloğu 2'yi iki yerden birden çağırmışım mesela. Bu işlemi yaptı. Block end'i görünce nereden dallandıysa onun bir alt satırına geldi. Tekrar block end'i gördü. Block end'i gördükten sonra geri gitti. Jump unconditional fonksiyon bloğu 1'i gördü. Block end'i görünce başa döndü ve tekrar aynı işlemler devam etti. Bakın dikkat ederseniz biraz daha karmaşık ya da karışıkmış gibi görünüyor. Aslında çok bir farkı yok. Şöyle düşünebilirsiniz. Bizdeki subroutine'ler yerine burada özel program blokları ve fonksiyon blokları var. Tabii burada da ayrıyetten kesmeler var. Yani bunların içerisinde kesme kutucukları var. Orada ne zaman oluşursa oluşsun kesme, o kesme kutucuklarına ya da kesme programına dallanılıyor. Bu çok önemli değil. Şu anda dünya üzerinde üretilen PLC'lerin belki %90'ı doğrusal programlama mantığıyla çalışıyor. Ama olur da böyle bir program yapısı gördüğünüz zaman da ya bir hoca da bunu bize niye anlatmadı demeyin diye ondan da bahsetmiş oldum. Evet. Bu yapısal programlama ve doğrusal programlama için birkaç satır da burada yazıyla yazmışız. Onları da okursunuz. Şimdi gelip pardon arkadaşlar.
Evet, PLC'lerde program yazım dilleri. Arkadaşlar, PLC'lerde birçok program yazım dili var aslında. En çok kullanılan 6 tanesini ben size anlatacağım. Biz CodeSys diye bir program kullanıyoruz. CodeSys programı birçok PLC firması tarafından ortak olarak kullanılan programlama dili. Bunun içerisinde bu 6 dilde mevcut. İstediğiniz dilde program yapabilme şansına sahipsiniz. Ne demek program yapmak? Hani biraz evvel dedik ya, PLC'ye bir program yükleyeceğim ben. Bu yükleyeceğim programı bunun üzerinden kaydedebiliyorsunuz. Yani özür dilerim, bunun üzerinden yazabiliyorsunuz. Bu programlama dilleriyle programlayabiliyorsunuz. Şimdi bunları anlatacağız. İşte birincisi, ilk olarak komut listesi var. Yapısal metin dili var. İşte ladder diyagram var. Böyle böyle adım adım gidiyoruz. Şimdi bu 6 farklı programı anlatmadan önce şunu bir hatırlayalım. Bu neydi? Klasik stop öncelikli start stop devresiydi. Hatırlıyor musunuz? Bunun kumandasını çizmiştik. Şimdi ben bunun PLC'ye yükleyeceğim. Yani PLC'ye bunun programını yazacağım. Programını yazacağım ki kullanabileyim. Bakın, stop butonum var. Start butonum var. Mühürlemem var. Ve sistem rölem var. Bu şekilde. Bunu 6 farklı dilde CodeSys'te programlayabiliyorsunuz. Birincisi arkadaşlar, komut listesi. İngilizcesi instruction list diye geçiyor. ILE, instruction list diye geçiyor. Burada amaç şu: belli komut kümeleri var, komut isimleri var. Ona göre işlemler yapılabiliyor. Örneğin bunlardan bir tanesi load not ldn end var. End not bu. End not. Or not. Store. Bunların hepsini ben size ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Çok basit aslında. Çok da zor değil. Bakın, öncelikle şu programa bir bakmanızı istiyorum. Evet. Şimdi bakın, bu programı yazarken, neyde yazarken? Instruction liste yazarken öncelikle ilk komutu, bakın şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şu start butonuyla sistem kontaktörü paralel, değil mi? Paralel bağlamış. Buna biz paralel bağlamaya ne diyoruz? Veya diyoruz. Yani aslında start da gelse veya sistem de gelse buradan enerji akar. Tekrar ediyorum. Start da gelse, sistem de gelse. Üst koldan da geçebilir, alt koldan da geçebilir. Biz buna veya diyoruz zaten. Veya kapısı, hatırlıyorsunuz lojik dersinizden. Bu veya kapısı. Önce bunu yazıyorum. Diyorum ki load start. Load start demek şu demek: startı sen bir al demek. Yükle demek. Startı aldım. Onu or yap diyorum. Orlamak ne demek? Ona paralel bağla diyorum. Neyi bağlıyorsunuz? Sistemi. Bakın, load start, startı al. Or paralel bağla sisteme. Sisteme paralel bağla. Şimdi bu ikisine stop butonu nasıl bağlı? Seri bağlı. Seri bağlamak ne demek? End demek. Değil mi? Bakın, stop açıkken buradan enerjinin geçme şansı var mı? Yok. Onun için bu ikisi seri bağlanıyorsa buna end diyorum. Ondan sonra ne yapıyorum? End diyorum. Ama gördünüz mü? Stop butonu normalde kapalısı. Bunu nasıl ifade edeceğim? Ha, end not diyorum. End'in değeri stop. Bu ne demek? Stop'un kapalı kontağını end yap demek. Tekrar ediyorum. Stop'un kapalı kontağını, not'ını yani, değerini end yap. Nereye yaptım şimdi? Önce bunu tanımladım. Sonra stop'un değeriyle, not'ıyla bunu seri yaptım. End yaptım. Sonucu da kime aktaracağım? Sisteme. Store demek bu. Store, yüklemek demek. Yani sonucu yükle. Kime yükleyeyim? Sisteme. Yani buradan çıkan sonuç sıfırsa sıfır, birse bir, sisteme yüklenecek. İşte bu yapıya biz instruction list ile programlama diyoruz. Bu yalnızca, şu anda anlattıklarım tanıtım kısmı arkadaşlar. Bu yalnızca tanıtım kısmı. Merak etmeyin. Bunlar üzerine çok 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 örnekler yapacağız. Peki, devam ediyorum. Yapısal metin diliyle programlama. Yapısal metin dili text demek. Bu bizim işte yüksek seviye dillerimiz olan Pascal, C, Basic ve benzeri dillere komutlar. Neler vardı? Biz de üniversitemizde Pascal dersi veriyoruz, C dersi veriyoruz. Dolayısıyla siz de gördünüz bunları. Bunlar içerisinde ne var? Mesela if vardı, then, else, ondan sonra while döngüsü, for döngüsü, repeat until vesaire. Bütün bu komutlar aslında yapısal metin dilinde kullanılabiliyor. Bakın,
Şu yapı, burada yapı. If diyor, eğer. Bakın, if, eğer. Start true ise, bu ne demek start true ise? Start'a basıldıysa. Ondan sonra ne diyor? Veya. Start'a basıldıysa, start true ise, start'a basıldıysa. Veya sistem true ise, yani sistem çekili ise, bakın bunu parantez içine almış, gördünüz mü? Parantez içine almış. Şurada. Bakın aynı ben nasıl daire içine aldım, o da parantez içine almış yani. Şöyle kocaman bir parantez içine almış bunu yani bir anlamda. Ondan sonra ne diyor? And diyor. Bunu and diyor. Yani eyvallah. Kime? Stop'un dikkat false'una. False'sa diyor. Stop da false'sa. Yani stop'a basılmadıysa then ha, o zaman sonucun sistemin true. Tekrar ediyorum. Start'a basıldıysa veyahut da sistem varsa ve stop'a basılmadıysa sonucu sistemi true yap. Bakın sistemi true yap. Else değilse, yani bu şart sağlanmıyorsa sistemi false yap. Aynı Pascal'da olduğu gibi. Aynı C'de olduğu. Bir tek fark var. And if diye bir şey var burada. And if, burası da and kısmının bitişi anlamına geliyor. And'in burada sona erdiği anlamına geliyor. Tekrar ediyorum. Yalnızca bu tanıtım dersi şu anda yaptığımız. Bunlarla ilgili, bu komut listesiyle ilgili, yapısal metin diliyle ilgili, merdivenle ilgili onlarca örnek çözeceğiz. Yalnızca ön hazırlık yapıyoruz. Yapıyorum. Leader'a geleceğim şimdi. Leader'da biraz ufaltayım ekranı, daha güzel görün. Aynı ekranda görürseniz çok güzel olacak. Hemen şöyle geleyim. Bakın arkadaşlar, leader kumanda devresine en yakın dildir. Leader kumanda devresine en yakın dil. Şunları bir sileyim ben şöyle. Şimdi bakın burası neydi üst taraftaki? Kumanda devresi. Bu da ladder diliyle programı. Ladder dili arkadaşlar şematik dildir aslında. Şemalarla yapılıyor. Start butonu yani normalde açık buton için normalde açık kontak kullanılır. Stop butonu için normalde kapalı buton için yani normalde kapalı kontak kullanılır. Ondan sonra da Çıkış için arkadaşlar böyle parantez kullanılır. O çıkışlardaki yani röle için diyelim. O çıkış ya da rölenin kontağı içinde normal kontak şekli kullanılır. Dikkat ederseniz birebir stop için normalde kapalı kontak. Start için normalde açık kontak. Mühürleme kontağı için aynen kontağı kullanıyorum. Çıkıştaki sistem rölesi için de bu şekilde bir çıkış parantez şeklinde kullanıyorum. Bu şimdi ne oldu? Ladder programı oldu. Aslında kumandayı bilen birisi ladder ile programlamayı çok rahat yapabiliyor. Bu sebepten dolayı PLC'ler arkadaşlar teknisyenler arasında ve mühendisler arasında çok çabuk öğrenilen bir dil oluyor. Çünkü niye? Kumandaya çok yakın bir programlama yapısı var. Genelde özellikle teknisyenler, elektrik mühendisleri bu dili çokça tercih ederler. Bilgisayar mühendisleri daha çok, çünkü bilgisayarcılardan da çok PLC uğraşanlar oluyor. Onlar genelde de şeyi tercih ederler. Bilgisayarcılar. Yapısal metin dilini tercih ederler. Elektronikçilerde de ben şunu gördüm. Onlar da assembler'la program yazdıkları için komut listesini tercih ediyorlar. Yani bu insandan insana, ihtiyaçtan ihtiyaca değişebiliyor. Bu da neymiş? Merdiven diliyle programlama. Ki biz buna ladder diagram ismini veriyoruz. Devam ediyorum. Başka ne programlama çeşidi? Üç tanesi. Diğer üç tanesinden iki tanesi yani fonksiyon blok diyagramı ve grafik editör programı aslında bildiğiniz lojik dersindeki kapılar mantığıylaydı. Ben aynı ekranda bunu gösterme şansım olmayacağı için şuraya hemen hızlıca oradaki start stop butonu mantığını çizeyim tekrar. Şöyle arkadaşlar. Az kaldı. Bu start butonu. Bu mühürleme devrem.
da çıkış prolem. Evet. Bakın şimdi lojik devreler dersi gördünüz. Ne diyor? OR kapısı diyor bakın burada. OR kapısı. Yani OR kapısı ne demekti? Yağ kapısı demek. Biraz daha büyüteyim. Daha net görebilirsiniz diye. Bakın OR kapısı veya kapısı demek. Kimle kim? Start'la sistem. Bu start'tı. Bu da sistem. Start'la sistem OR yapılmış. Bakın veya yapılmış. Onun çıkışı stopun değiliyle. Bakın görüyor musunuz? Stopun değili var burada. Yuvarlak yapmışız. Yuvarlak. Stopun önünde bir değil varsa şurada veyahut da bu kapının önündeki yuvarlak işaret bu değili demek. Stopun değiliyle end yapılmış. Bu ikisi endlenmiş. Sonuçta ne oluşuyor? Sistem oluşuyor. İşte buna fonksiyon blok programlama yapısı diyoruz. Fonksiyon blok programlama yapısı. Yani lojik kapılarla oluşturmak demek. Grafik editör de buna çok benziyor arkadaşlar. Grafik editör. Aradaki farkı söyleyeceğim. Bakın yine OR kapısı. Start ve sistem aynı. OR. Stop. Stop'tan sonra yine değili var. Ve end yapılmış. Ve sonunda da sistem var. Bir tek bunda bir fark var. 0, 1, 2 diyorsunuz. Bu programın işleme sırasını belirliyor. Sıfırıncı. Önce bu işletiliyor. Sonra bu işletiliyor. Sonra bu işletiliyor gibi. Aslında bu iki program birbirinden çok farklı değil. İkisi de aynı. Bu da lojik kapılarla programlamak demek. Yani lojik devreleri iyi bilen bir arkadaşım aslında bunları çok iyi de anlayabilir, öğrenebilir. Gelelim son şeyimize, programlama yapımıza. O da ardışık fonksiyon programı. Sequential Function Chart diyor. SFC diye. Ardışık programlama arkadaşlar adım adım programlamak demek. Step by step diyorlar İngilizce yani. Adım adım program. Initialize başlangıç demek. Begin gibi yani. Program burada başlar, adım adım gider. Bu start'ı görür ya arkadaşlar burada. Program durur. Start'ı görünce program durur. Neyi bekler arkadaşlar? Start'ı bekler. Start'ın dışında hiçbir şeye bakmaz o. Start gelene kadar program burada durur. Eğer bir uygulamanız adım adım çalışmaya uygunsa, örneğin nedir adım adım çalışmaya uygun olan programlar? Şeyler yapılar. Adım adım çalışır. Mesela çamaşır makineleri adım adım çalışır. Mesela bulaşık makineleri adım adım çalışır. Niye? Önce deterjan alınır, sonra su verilir, sonra yıkanır, sonra durulanır. Bak step by step adım adım çalışıyoruz. Onun için bu yapı aslında endüstride birçok uygulama içinde hem basit hem kolay, hem basit hem de arıza bulması kolay bir programlama yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Buna ardışık fonksiyon programlama diyoruz. Takip edelim. Bakın start geliyor. Start gelirse eğer aşağı gidecek. Start gelirse motor 1 ve motor 2 çalışıyor. Bu kutuların içinde tabii fonlar var. Bu kutuların içerisinde örneğin işte motor 1 ve motor 2 start var diyelim ki. Ondan sonra buraya gelir program. Burada durur. Ne bekler? Stop bekler. Stop gelmediği sürece bu burada durur arkadaşlar. Sürekli motor 1 ve motor 2 çalışır ve stopu bekler. Stop geldiği zaman ne yapar? Motor dur isimli kutunun içerisine gider. Ve burada ne yapmak isteniyorsa onu yapar. Ondan sonra motoru durdurur ve buradan da tekrar sistemin durumuna göre initialize'a gider. Yani bu initialize demek şu demek, buradan başa dön demek. Yani unutmayın PLC'de end teorik olarak vardır ama end işlemez. Her zaman sistem sona geldiğinde tekrar başa döner. Sistem sona geldiğinde, program sona geldiğinde tekrar başa döner. Bu sürekli çevrim olarak devam ediyor. Evet, buna da ardışık fonksiyon gösterimi ya da ardışık fonksiyon ile programlama ismini veriyoruz. Bunlarla ilgili tekrar ediyorum. Yalnızca tanıtımdı bu. Bunlarla ilgili birçok uygulama yapacağız sırayla. Şimdi gelelim CodeSys ile programlamaya. Arkadaşlar dünya üzerinde yüzlerce PLC üretici firma var. Ve her birisi kendine ait bir programlama dili yapısı geliştirmiş. Yani programlama dili yapısı demeyelim de bir
kullanıcı ara birimi geliştirmiş. Dolayısıyla bunu herkesin öğrenmesi, her PLC'yi öğrenmesi anlamına gelir. Bunun yerine firmalar bir araya gelerek Codesys diye bir ortak yapı oluşturdular. Bu ortak yapıda bir standart oluşturuldu. Codesys 61131-3 uluslararası bir endüstri standardı. Bu standarda göre programlar yapılıyor. Bu programlar yalnızca PLC için değil aslında. Fabrikalardaki otomasyon, enerji otomasyonu, proses otomasyonu, bina otomasyonu gibi endüstriyel alanlarda kullanılan birçok yapı için Codesys program üretiyor. Ve birçok firma da buna ortak. Mesela üreticilerden ABB, Schneider, Vago, Mitsubishi, Festo, Beckhoff gibi birçok firma var arkadaşlar. Bu firmaların hepsi Codesys'e uyumlu program yazarlar. Yani Codesys'i öğrendiğiniz zaman aslında bu PLC'lerin hemen hemen hepsini %90 oranında öğrenmiş olursunuz. Ufak ayrıntı farklılıklar dışında. Bu sebepten dolayı biz de dersimizde Codesys programı üzerinden size öğretim yapıyoruz. Codesys programı üzerinden. Bizde ABB PLC'ler var, Siemens PLC'ler var. ABB PLC'ler de Codesys programını kullanıyor. Bu sebepten dolayı biz de ABB'nin Control Builder Plus isimli programını kullanıyoruz. Codesys programı bu ücretsiz bir program. İsteyen her öğrenci bunu alabiliyor. Bu sebepten dolayı da aslında ABB'nin Codesys programını kullanıyoruz. Ücretsiz bir program. Bunu bilgisayarımıza yükleyip program yazabiliyoruz ve bunları simüle ederek gerçekte çalışıp çalışmadıklarını da görebiliyoruz. Şimdi bugünkü dersimizde ABB Codesys Build Plus programını anlatmayacağım size. Onu önümüzdeki hafta anlatacağım. Önümüzdeki haftadan sonra devam edeceğiz ona. Şimdi devam ediyorum. Buraya geçiyorum. Bu tanıtım programı istiyorsanız bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi önümüzdeki hafta yani bir sonraki dersimizde buradan başlayacağım. Size Codesys programını anlatacağım. Şimdi geldik kumanda devreleriyle PLC çalışma arasındaki farklara. Arkadaşlar bunu bilmemiz lazım. Kumanda devresiyle PLC arasındaki fark önemli. Çünkü kumanda mantığı PLC mantığından az da olsa farklılıklar oluşturuyor. Bakın bir program size göstereyim. Bu kumandada yazılmış. Aynı program PLC'de yazılmış. Şimdi şu kumanda programına bakın. Bir stop butonum var dikkat ederseniz. Önce kumanda. Ondan sonra bir S1 start butonum var. Dikkat edin. Ondan sonra K1 rölem ve K2 rölem var. Dikkat edin. K1'in normalde kapalısı alt satıra K2'nin önüne konulmuş. K2'nin normalde kapalısı da bunun önüne koyulmuş. K1'in mühürlemesi burada. K2'nin de mühürlemesi burada. Aslında bunlar paralel. Şimdi şuradan programa bir baktığımız zaman örneğin K1 önce çekerse ne olacaktır? Bu K1'i açacaktır. Dolayısıyla K2'nin devreye girme şansı olmaz. Tekrar ediyorum. K1 rölesi önce çekerse bunun kontağını açar. Bu kontak açıldığı için de K2'nin enerjili olma şansı yok. Ama K2 rölesi çekerse bu sefer ki bu üst kontağı açar. Bu sefer de K1'in devreye girme şansı olmaz. Şimdi bu yapıya baktığım zaman, start butonuna bastığım zaman, bakın bu bir kumanda devresi. Enerji bütün kollardan paralel olarak gelir. Üst koldan ve alt koldan. Şimdi K1 mi enerjilenecek? K2 mi enerjilenecek? Bunu bilebilme şansımız yok. Neden bilebilme şansımız yok? Çünkü ikisi de röle ve ikisinin yaylarının kat sayısına bağlı olarak, yayının sertliğine bağlı olarak, kablosunun uzunluğuna bağlı olarak, çekme kuvvetine bağlı olarak kimin önce gireceğini tahmin etme şansınız yok kumanda devresinde. Bu böyle bir yapı için söylüyorum. Bunun için mutlaka bir önlem almanız da gerekiyor. K1 mi K2 mi çekecek? Oysa ki aynı programı PLC'de ladder diyagramı ile yazdığınız zaman bakın stop butonu satır satır yazmak zorundasınız bunu. Bakın stop butonu S1 start butonu şurada. Paralel K1'in önünde K2 var. K2
K2'nin önünde de K1 var. Yani aslında mantık aynı. K1'in normalde kapalısı, K2'nin normalde kapalısı. Yani K1 çekerse bu açar, K2 girmez. K2 çekerse bu açar, bu girmez. Ama yapı aynı. Yapı aynı ama PLC'nin çalışma prensibi öyle değil. PLC'nin çalışma prensibi burada gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı doğrudur. Bu şekilde devam eder. Yukarıdan aşağı. Soldan sağa, yukarıdan aşağı doğru. Şimdi mantık böyle olunca tabii ki ne oluyor? Bakın. S1 anahtarına bastığınız için doğal olarak ne oluyor? K1 çıkışı çekiyor. K1 çıkışı çektiği için bu mühürlüyor, mühürleniyor. Bir alt satıra inince bakın S1'e basılı olsa bile K1 üst satırda açtığı için artık K2'nin devreye girme şansı yok. Yani bu programda bir tek bir gerçek var. K1 her zaman çeker. K2'nin devreye girme şansı yoktur. Niye? Çünkü program yukarıdan aşağı gidiyor. Oysa ki soldakinde, kumanda devresinde bunun kimin çekeceğini görmemiz, bilmemiz mümkün değil. Bu tamamen fiziksel yapısına bağlı olarak değişiyor. Dolayısıyla en ana farklılıklardan bir tanesi şu. Kumanda devresinde elektrik hattın olduğu her yerde aynı anda ilerler. Oysa ki PLC'lerde bir programlama mantığı olduğu için program yukarıdan aşağıya, şurada gösterdiğimiz satır satır gelir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu birinci farkımız. Birinci değil de ana farkımız diyelim. Şimdi PLC yazılımı yaparken yapılmaması gereken bazı kurallar var. Yani bu kurallara uyacaksınız ve bu yapılmaması gereken şeyleri yapmamanız gerekiyor. Bir kere öncelikle bir çıkış PLC'de sadece bir yerde tanımlanır. Arkadaşlar set reset komutu hariç. Buraya not alabilirsiniz notunu. Buraya set reset komutu hariç. Set ve reset komutu hariç diye yazıyorum. Set reset komutu hariç. Evet, bu önemli. Hariç. Evet, bu önemli. Şöyle ki arkadaşlar bir programda şöyle yazalım. Bakın arkadaşlar K1 diye bir çıkışım var burada. Bu K1 çıkışını buraya yazmamam gerekiyor. K1 çıkışını buraya yazmamam gerekiyor. Buraya yazdığım zaman sistemin çalışma prensibi doğru olmamış oluyor. Neden doğru olmamış oluyor hocam? Onu bize anlatır mısın? Hemen anlatıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi diyelim ki ben bu programda S1'e bastım. S1'e bastıktan sonra K1 çekti. Doğru mudur? K1 çekti. K1 çektiğine göre şu anda K1'in çıkış veriyor olması lazım. Öyle mi? Bakın S1'e bastım. Yani enerji buradan geldi. K2 üzerinden. K1 enerjilendi. Enerjilendiği için bunun kocaman kırmızı yuvarlı. Bu enerji. Bu enerjili olunca ne oldu? Bu kapattı. Artık burada mühürleme devresi de gidiyor. Hem üst koldan hem alt koldan bu K1 aslanlar gibi çalışıyor. Peki K1 geldiği için burası açtı. Bakın burası açtığı için K2'nin devreye girme şansı var mı? Yok. Şimdi unutmayın bu çıkışı nereye yazacaktık biz? PLC mantığında çıkış görüntü belleğine yazacaktık. Şu anda çıkış görüntü belleğine ne yazıyorum ben? 1. Çıkış görüntü belleğine 1 yazdım. Ama şey yazdım. Hayır. Şimdi bir alt satıra gidiyorum. S2 butonunu, bu da S1 buydu ya, S2'de bir buton olsun. S2 butonuna basılmadığını varsayın. Yani buradan enerji buraya geçmiyor. S2 butonuna basılmıyorsa buraya K1, bakın buraya K1 enerjilenir mi? S2'ye basılmıyor. Basılmıyor. Basılmadığına göre K1 enerjilenmez. Şimdi K1 enerjilenmemesi demek bu gidecek çıkış görüntü belleğine ne yazacak? 0 yazacak. Daha önce 1 yazmıştı ya, onu sildi artık. Çünkü bir alt satıra geldi. Burada 0 yazdı. Şimdi program bitti. Program bitince nereye gidiyordu? Çıkış görüntü belleğini çıkışa aktaracak. Aa, bir bakıyor. Çıkışta 0 var. İyi ama S1'e basmıştı, bu devredeydi. Bunun sebebi işte programdaki
giriş ve çıkış görüntü belleği ile program çalışma prensibinden dolayı bir çıkışın birden fazla yerde kullanılmaması zorunluluğundan kaynaklı. E peki hocam, böyle bir şart sağlamak istiyorum ama bu şart ya da bu şart, bu şart veya bu şart. Ha, o zaman şunu yapacaksın. Bunu alıp paralel kol yapacaksın bu şekilde. Bakın, paralel kol yapacaksın ve K1 yapacaksın. Ama çıkışın mutlaka ve mutlaka tek olacak. Ne hariç? Set reset komutu hariç. Bu önemli arkadaşlar. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Evet. Şimdi birkaç kural daha var mesela. Bu lojik devrelerde de vardır arkadaşlar. Bir kontağın, bir girişin kapalısıyla açığını seri bağlayamazsın. Bak, bu da S0, bu da S0. Tekrar ediyorum. Her ikisi de S0. Bu ne demek? Burası açılacak, burası kapanacak. E, bu hattan enerji geçme şansı var mı? Yani lojikteki S0 çarpı S0'ın değeri her zaman sıfırdır prensibi. S0 çarpı S0'ın değeri her zaman sıfırdır prensibi. Burada olduğu gibi. Veyahut da bir girişte aynı kontakların kapalısı ve açığı paralel bağlanmaz. Bu ne demek? Bu kapalıyken bu açık, bu açıkken bu kapalı. Bu her zaman iletimdedir. Yani lojikteki karşılığı neydi? S1 artı S1'in değeri her zaman 1'dir. Bakın, bunlar PLC'de yapılmayacak hatalar arkadaşlar. Eğer bunları yapıyorsanız demek ki PLC çalışma prensibini, mantığını bilmiyorsunuz demektir. Bunları özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Hem meslek hayatınızda hem de sınavlarınızda. Bu beni bu hataları yapmak çıldırtıyor. Buna göre dikkat edin. Evet. Bir iki örnek çözelim. Devam edelim. Çok örnek, güzel bir örnek. Hem öğretici. Bir torna makinesinde bir adet sistem kontaktörü ve iki motora ait iki ayrı kontaktör bulunmaktadır. Bakın, bir torna makinesinde bir tane sistem kontaktörü varmış ve iki motora ait de iki ayrı kontaktör varmış. Yani bir sistem kontaktörü var, iki tane de motorum var. Motor 1 ve motor 2. Diyor ki, hem sistem kontaktörü hem de motorlara ait kontaktörler ayrı start-stop butonları ile kumanda edilecektir. Yani sistemin de motorların da kendine ait start-stop devreleri olacakmış. Bakın, bunun da kendine ait bir start-stop devresi var. Bunun da kendine ait bir start-stop devresi var. Bunun da kendine ait bir start-stop devresi var. Start 1, start 2, start 3. Start 1'in mühürü sistem, start 2'nin mühürü motor 1, start 3'ün mühürü de motor 2. Sistemde her motor sistem kontaktörü devreye girdiğinde çalışabilmektedir. Burası önemli. Birinci şart şu. Sistemdeki her motor sistem kontaktörü devreye girdiğinde çalışabilmektedir. Bu ne demek? Sistem kontaktörü yoksa bunun startına bassam bile motor 1'in devreye girmemesi gerekiyor. Tekrar ediyorum. Sistem yoksa motor 1 devreye giremeyecek. Bakın, sistem bu sebepten dolayı sistemin normalde açığını seri olarak hatta koyuyorum. Aynı şekilde buraya da koyuyorum. Bu ne demek şimdi? Bu şu demek. Sistem yoksa burası hep açıktır. Doğru mu? Ben start 2'ye bassam buradan enerji geçer mi? Geçmez. Sistem yoksa, yani burası kapalı değilse, start 2'ye bassam buradan enerji geçer mi? Geçmez. Dolayısıyla her iki durumda da buradan enerji geçmez. Ne zaman kadar sistem devreye girerse. Öncelikle sistemi devreye sokacağım ki ön şartımı sağlayabilirim. Güzel. Devam ediyorum. Ancak diyor, bir nolu motor çalışırken iki motor çalışmayacak. Şimdi diyor ki, birinci motoru diyelim ki sistemi devreye soktum. Hemen şunları alayım. Sistemi devreye sokunca ne oldu? Bu kapattı. Bu da kapattı. Şimdi artık sistem hazır. Start butonuna bastım örneğin.
Start butonuna bastığım zaman bakın bunun üzerinden motor 1 girdi. Peki motor 1 devreye girdi. Diyor ki 1 nolu motor çalışırken 2 nolu motor bu devreye girdi. Kendini mühürledi. Bakın alttan kendini mühürledi. Motor 1'in motor 2'nin devreye girmemesi lazım diyor. 2 nolu motor çalışmayacak. Yani ben buradan starta bassam bile bunu çalışmıyor. O zaman ne yapıyorum? Motor 1'in normalde kapılısını bakın hatta seri olarak koyuyorum. Yani motor 1 devreye girince ne oluyor? Burası açılıyor. E burası açılınca ne oluyor? Motor 2'nin girme şansı olmuyor. Yine aynı şekilde diyor. 2 nolu motor çalışırken 1 nolu motorun çalışması istenmemektedir. Ha ben ama ilk başlangıçta motor 2'yi devreye sokarsam şuradan start'a bastım. Motor 2'yi devreye sokarsam. O zaman motor 2 devreye girecek ve şu üst koldaki motor 2'yi açacak. Burayı açtığım için de ne olacak bu sefer? Motor 1 devreye giremeyecek. Diyor ki 2 nolu motor çalışırken de 1 nolu motorun çalışması istenmemektedir. Sistem için gerekli merdiven diyagramını çiziniz. Evet. Bu şekilde yapma şansımız var. Çok basit bir soru. Kolay, öğretici bir soru aslında. Bu açıdan çok şey değil. Evet. Bu yapısı var. Evet, tahmin ediyorum yukarıda anlattığımız o zor şeylerden sonra bu biraz daha kolay gelmiştir. Burada da sağ tarafta da giriş ve çıkışların değişkenleri CodeSys programında tanımlandığı şekilde gösteriliyor. Onu önümüzdeki hafta anlatacağım size. O çok önemli. Şimdi gelelim çok basit bir start-stop devresini ve onun PLC'ye nasıl bağlanacağını. Çoğu zaman arkadaşlar bunu hafızalarında nasıl yapıldığını canlandıramıyorlar. Biz de onun için şöyle resimlendirdik, şematik resimlendirdik. Daha güzel görünsün diyor. Diyor ki bir start butonu ile bir motorun kontrolü yapılacaktır. Start butonuna bir kez basıldığında motor çalışacak. Start butonuna ikinci kez basıldığında motor duracaktır. Gerekli programı merdiven dilinde çizdiniz. Bakın bir PLC'de bir motorun çalıştırılması prensibi. Bakın şöyle. Burada ama şunu yapmış. Start stop butonu yok. Tek buton var. Tek butonu bir defa basıyorum. Bu motor devreye giriyor. Bir daha basıyorum. Bu motor çıkıyor. Burada ana hedeflerden bir tanesi tek motora start stop yapmayı öğretmek. Birincisi. İkincisi ise arkadaşlar PLC'ye nasıl bağlanıyor kontaktörler, röleler onu göstermek. Şimdi bakın mesela burada bir butonum var. O butonumun bir ucu artıya bağlanmış ki 24 volt bu. Burada yazıyor 24 volt. 24 volt artıdan geliyor. Buradan gidip dijital input 1'e bağlanıyor. Bakın dijital input 1'e bağlanıyor. Şu. Demek ki ben bu butona basarsam ne olacak? Buradan artı 24 volt gelecek. Buraya sinyal verecek. Yani bu benim girişim olmuş oldu. Güzel. Peki. Çıkışımız nasıl bağlanıyor? Bakın bu bir kontaktör. Kontaktörün bobiniydi bu en baştaki. Kontaktörün bobini neydi? Aslında çıkış verecekti 24 volt. Normalde açık kontak. Buradan da enerji verecekti. Burada içeride 24 volt şuradan geliyor. Şuradan şöyle. Şurada bakın. Artı 24. Buradan geliyor. Bakın dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Artı 24 sıfırı da şuradan PLC'nin sıfırıyla ortaklanmış. PLC'nin sıfırıyla ortaklanmış. Yani şunu yapacak. Aslında bu 24 voltun buraya enerji verebilmesi için şu girişin aktif olması, şu çıkışın aktif olması gerekiyor. Bakın. Output, dijital output burası. Çıkışın aktif olması gerekiyor. Burası da ne? Kontaktör ve motorumuzun bağlanması. Bu PLC'nin bir motor ve bir buton ve bir kontaktöre bağlanmasını anlatıyor. Peki. Şimdi gelelim sorumuza. Ne varmış? Bir butonum varmış ve bu butona birinci defa bastığımda kontaktör çekecek, motor devreye girecek. İkinci defa bastığımda motor duracakmış. Şimdi arkadaşlar bunu
PLC'de yapacağız. PLC'de yaparken aslında PLC'nin çalışma prensibini kullanarak bunu yapacağız. Bakın bu motorun çıkışı. Motorun çıkışı. Bu da benim start butonum. Start butonumu birinci defa bastığımda motor devreye girecek. Elimi çekeceğim. İkinci defa bastığımda motor duracak. Bunu anlatmaya çalışacağım size. Bu biraz zor bir soru. Özellikle iyi dinlemenizi öneriyorum. Anlamazsanız bir daha sonra kayıtlardan tekrar dinlemenizi önereceğim. Şimdi bir motoru birinci basışta start, ikinci basışta stop haline getirebilmek için yardımcı rölelere ihtiyacım var. Yardımcı röle 1 ve yardımcı röle 2 kullanacağım. Birinci basış, yani bir anlamda sayma işlemi yapacağım aslında ben. Bunun için kullanacağım. Bu tabii burada sayıcıları öğrenmediğimiz için henüz. Aslında bu sayıcıyla çok kolay olur ama burada sayıcı işlemini bilmiyoruz. Biz bu olaya toggle diyoruz aslında. Toggle buton yapmak diyoruz. Scala dersini alan arkadaşlar ya da alacak arkadaşlar görecekler onu. Toggle buton. Tek butonla start stop yapma mantığı diye düşünebilirsiniz. Şimdi bakalım. Start butonuna bastım. Bakın bu start butonuna bastım. Start butonuna basınca programı unutmayın. Yukarıdan aşağı doğru gidiyordu. Geldi. Dikkat. Motor çalıştı. Motor çalıştı demek. Şöyle üzerine işaret koyayım. Şu anda motor çalışıyor. Aynı zamanda kendini mühürledi. Bunu da şöyle yaptım. Doğru mu? Start'a butona bastım. Şu anda bunu çarptı. Alt satıra indi. Normalde kapalı geçiyor. Motor kapattığı için üst satırda bunu da kapattı. Yardımcı röle çekti mi? Çekti. Bunu da kapattı. Start butona basılı mıydı? Evet, hala basılı. Unutmayın, bu da saniyeler için oluyor. Yardımcı röle bir çekili mi? Evet, çekili. O da mühürlü. Peki. Aynı zamanda start hala geliyor mu? Geliyor. Bu da tamam. Yardımcı röle bir geliyor mu? Geliyor. Doğru mudur? Şimdi yardımcı röle 2'de çekili mi? Çekili. Aslında ilk starta bastığım zaman, bakın ilk starta bastığım zaman, daha birinci scan time'ın sonuna geldiğim zaman neler oluyor? Bakın dikkat. Starta bastım. Burası kapattı. Buradan enerji gidiyor. Buradan kendini mühürledi alt koldan. Buradan gidiyor. Dikkat. Ondan sonra buradan kendini mühürlediği için buradan böyle gidiyor. Aynı zamanda şuradan şu şekilde devam ediyor. Aynı zamanda bu da böyle gidiyor. Şimdi birinci scan time'ın sonundayım. Şimdi program nereye gidecekti? Yukarı çıktı. Birinci basışta daha basar basmaz motor çalıştı. Zaten istediğim de buydu. Motor bir şu an. Hop, program yukarı çıktı. Program yukarı çıkınca fark ettiniz mi? Pardon, bir şey atladım mı? Start. Burada bir şey atladım ben herhalde. Şöyle Ctrl Z ile geri dönüyorum. Evet, özür dilerim. Şunu atladım arkadaşlar. Bakın, start'a bastım. Tekrar baştan başlıyorum. Start'a bastım. Start'a basınca buradan motor çekti. Motor çekti. Motor kendini mühürledi. Ama start'a bastım ya, burasını ne yaptı arkadaşlar normalde kapalı olduğu için? Açtı. Şimdi buradan enerji geçebiliyor mu? Geçemiyor. Peki. Buradan enerji geçemiyor. Bakın. Burası açık olduğu için buradan enerji geçemiyor. Neden? Burası açık çünkü. Start açtığı için. Aynı şekilde bunu kapattı. Bunu kapattı ama yardımcı röle 1 açık olduğu için buradan enerji geçebilir mi? Geçemez. Bakın. Start kapalı. Evet doğru. Bu kapalı. Start kapalı. Ama yardımcı röle 1
enerjisiz olduğu için buradan da geçemiyor. Yani birinci basışında şu anda bu kapalı demek, üzerinde elim var demek. Üzerinde elim varken dikkat edin, motor devrede ama burası açık olduğu için, starta basılıp açık olduğu için buradan enerji geçmiyor. Kapalı, yardımcı röle bir açık olduğu için buradan enerji geçmiyor. Start kapalı, buradan da enerji geçmiyor. Şu anda birinci scan time'ın sonuna geldiğimde durum bu. Dikkat ederseniz. Devam ediyorum. Yukarı çıktım. Start'a hala basılı olsun. Tabii bunlar hep mühürlü şu anda değil mi? Burası şu anda mühürlü. Peki. Peki. Hala kapalı. E burası kapalı demek, start'a basılı. Burası açık demek. Buradan geçemiyor motor start'a basılı açık olduğu için. Kapalı yardımcı röle bir açık olduğu için buradan geçemiyor. Bu kapalı ama yardımcı röle bir açık olduğu için buradan geçemiyor. Yani şu anda son durum bu. Şurayı birazcık incelemenizi istiyorum. Unutmayın. Hala start butonuna elim basılı. Çünkü burası hala açık. Şimdi elimi çekeceğim butondan. Hala butona basılı durumdayım. Şimdi elimi çekeceğim. Hemen siliyorum. Şunu sildim. Üst satırdayım. Bunu sildim. Bunu silince bu üst satırdaki enerji akışı durdu. Peki motor devreden çıkar mı şu anda? Hayır. Unutmayın. Motordan elimi çektim. Hayır. Neden? Alt koldan mühürlemeden gidiyor. Elimi çektim. Elimi çektiğim anda bakın dikkat edin arkadaşlar. Elimi çektim. Şurası kapandı. Elimi çektim ya. Normalde kapalı olduğu için kapandı. Şimdi dikkat edin. Enerji buradan geçti buraya. Buradan geçti. Peki motor devrede mi? Devrede. O zaman bu da kapalı. Evet. Bunun üzerinden yardımcı röle bir ne oldu? Çekti. Şimdi bu da kapalı. Start. Elimi çektiğim için açıldı. Şurası açıldı. Burası açıldı. Yardımcı röle bir kapandı gerçi. Yardımcı röle bir kapandı gerçi. Ama hiç fark etmez çünkü buradan geçemiyor. Peki. Start. Açıldı. Start açıldı. Yardımcı röle bir yine kapalı. Ama fark etmez. Yardımcı röle birin kapalı olması hiçbir şey değiştirmez. Şurası ne olmuş oluyor? Çıkış veremiyor. Şuradan enerji geçemiyor yani. Şimdi bakın butona bastım, çalıştı. Butondan çektim. Butondan çekmemle beraber yardımcı röle bir de devreye girdi. Yani inen kenar ve çıkan kenar. İnen kenarda motor bir devreye girdi. Elimi butondan çektiğim zaman çıkan kenarda yardımcı röle bir devreye girdi. Bir yandan da sayma işlemi yapıyorum aslında. Şu anda motor çalışıyor. Butona bastım. Motor devreye girdi. Butondan çektim. Yardımcı röle bir devreye girdi. Şu anda durum bu. Motor çalışıyor. Aradan 10 dakika geçti. Şimdi butona bastığım zaman ne istiyorum? Butona bastığım zaman motorun devreden çıkmasını istiyorum. Bakalım çıkacak mı? İlk scan time'da çıkmaz belki ama sonra scan time'da çıkacak. Bakın. Butona bastığım anda, butona tekrar bastığımı düşünün. Buraya bastım. Bir şey değişecek mi? Burada değişmeyecek. Zaten motor devrededir. Şimdilik. Unutmayın. Şimdilik. Ondan sonra butona bastığım için burası açtı. Şurası açtı. Hemen şurasını sileyim. Bu üst hat gitti. Evet. Bakın. Bu üst hat gitti. Ama aynı zamanda burası kapandığı için yardımcı röle de devrede olduğu için alt hattan kendini mühürledi. Dikkat. Kendini mühürledi. Burası kapattı. E burası da kapalıydı. Dikkat. Yardımcı röle 2 devreye girdi. Yardımcı röle 2 gitti. Ana hattı kesti. Fark ettiniz mi? Ana hattı kesti. Ana hattı kesmesi ne demek? Motoru devreden çıkarttı demek. Motor devreden çıktı ama benim hala elim üzerinde olduğu için bu mühürleme devam ediyor. Bu mühürleme devam ettiği için burası da devam ediyor. Ne zamana kadar bu devam edecek? Elimi yukarı çıkarttığım anda. Yani elimi starttan çektiğim anda bakın
Şurası açılıyor. Burası da açılıyor. Şöyle, burası da açılıyor. Bu ikisi açılınca ne oluyor tabii ki? Yardımcı röle 1 ve yardımcı röle 2 devreden çıkıyor. Yani sistem en baştaki durumuna şu şekilde olduğu gibi geri dönüyor. Evet, oldukça zor bir uygulama. Bunun farkındayım. Oldukça zor bir uygulama. Bir kere daha anlatacağım. Ondan sonra evinizde kendiniz tekrar çalışmanızı istiyorum. Bunun zor bir uygulama olduğunu kabul ediyorum. Evet, bir kere daha yapıyorum. Neydi amacımız? Birinci basışta motor çalışacak. Elimi çekeceğim, bir şey olmayacak. Motor çalışacak. İkinci basışta motor duracak. Şimdi birinci defa bastım. Normalde kapalısının üzerinden motor devreye girdi. Şunu kırmızıyla işaretledim, devre. Bunu kapattı, mühürledi. Şimdi alt koldan devam ediyor. Hem alt koldan hem üst koldan. Bir alt satıra indim. Şimdi bakın, burası normalde kapalı olduğu için burası açıldı bir kere. Burası açıldığı için buradan geçemiyor. Gerçi motor kapattı. Burası kapalı ama fark etmez. Burası açık. Burası açık olduğu için buradan enerji geçmiyor. Şimdi dikkat edin. Burası kapattı. Yardımcı röle çekmediği için, yardımcı röle bir çekmediği için burası da açık. Buradan da geçemiyor. Start kapalı. Evet, start kapalı ama yardımcı röle bir, bakın burada görüyorsunuz, açık olduğu için geçemiyor. Yani dolayısıyla birinci defa bastığımda motor 1 çalıştı, kendini mühürledi, yardımcı röle 1 ve yardımcı röle 2 devrede değil. Hala unutmayın ama parmağım start butonun üzerinde. Bu milisaniyeler mertebesinde. Butona bastım, örneğin 1 saniye sonra da elimi çektim. Şimdi 1 saniye sonra elimi çektiğim zaman ne olacak? 1 saniye sonra elimi çektiğim zaman hemen şöyle siliyorum. Bu açılacak. Dikkat. Motor çalışmaya devam edecek. Öyleydi zaten. Butona bastım. Elimi çektiğim zaman devam etmesi lazım. Çünkü kendini mühürledi burada. Şimdi dikkat edin. Ben elimi çekince ne olacak bu arkadaşlar? Kapatacak. Yani normalde kapalı olacak. Buradan enerji geçmeye başladı. Motor zaten devredeydi. O da devredeydi. Ve röle bir devreye girdi. Bakın bu da devreye girdi. Şu hattın üzerinden röle bir de devreye girdi. Şimdi ama ben elimi çektiğim için burası açılıyor. Burası da açılıyor. Doğru mudur? Şöyle ne oldu? Elimi çektim ben. Elimi çektiğim için motor bir geldi. Bunun üzerinden yardımcı röleyi enerjilendirdi. Bunun üzerinden şu anda devresini tamamlıyor. Şöyle işaretleyeyim bunu. Güzel. Şimdi yardımcı röle bir çekiyor. Bu da çekti ama burası açık. Şimdi bakın dikkat. Butona bastığımda motor bir devreye girdi. Butondan elimi çektiğimde yardımcı röle bir devreye girdi. Peki. Motor çalışıyor. Aradan 10 dakika, 20 dakika geçti. Şimdi butona bir daha bastığımda motorun durması lazım. Şimdi butona bir daha bastığımda ne olacak? Şimdi butona bir defa daha bastım. Bu kapattı şuradan. Bu zaten çalışıyordu, sıkıntı yok. Burası açtı. Bakın burası açtı. Ama arkadaşlar burası kapattı. Yardımcı röle bir de kapalıydı. Şu alt koldan devresini devam ettiriyor. Yardımcı röle 1. Burası açıldı ama unutmayın. Burası açıldı. Şöyle. Şöyle. Şimdi dikkat. Bir daha bastığım için röle 2 devreye girdi. Röle 2 devreye girince tuttu. Bakın röle 2 gitti. Şurasını açtı. Burasını açması ne demek? Motor devreden çıktı demek. Motor devreden çıktı. Butona bastığım anda motor devreden çıktı. Evet, butona bastığım için şurası kapalı, burası kapalı ve mühürlü şurası. Dolayısıyla ne olmuş oldu? İkinci basışta
Burası da kapalı, burası da kapalı. İkinci basışta motor devrede değil, yardımcı röle bir devrede, yardımcı röle iki devrede. Unutmayın hala startın üzerindeyim. Elimi starttan tekrar çektiğim zaman ne olacak? Elimi tekrar starttan çektiğim zaman bakın burası açıldı. Motor devrede değildi. Motor devrede olmayınca bu mühür bozuldu. Burası eski haline geldi. Şimdi burası açıldı. Şurası bakın bu mühürü de bozdu. Motor yardımcı röle bir mühürünü. Bu açılınca bu da gitti. Sonuç olarak sistem eski haline tekrar geri dönmüş oldu. Evet arkadaşlar, zor bir örnek. Kabul ediyorum. Özellikle internetten anlatmak bunu daha da zor. Öyle düşünebilirsiniz. Ona göre çalışırsanız iyi olur. Bu anlattıklarımı bir kere daha dinleme şansınız var. Nasılsa kayıtlı olacak. Oradan da görebilirsiniz. Şimdi bunun altında bir örneğim daha var. Bu örnek de bir üstteki örneğin devamı. Önce bir örneği okuyayım. Ondan sonra bu örneği önümüzdeki haftaya bırakacağım. Neden önümüzdeki haftaya bırakacağım? Çünkü bu üstteki örneği mutlaka çalışmanız gerekiyor. Önümüzdeki hafta bunu hızlıca geçeceğim. Bir start butonu ve bir stop butonu kontrol yapılır. Start butonuna bir kez basıldığında bir nolu motor çalışacak. Start butonuna ikinci kez basıldığında bir nolu motor duracak ve iki nolu motor çalışacaktır. Start butonuna tekrar basırsa iki nolu motor duracak ve bir nolu motor çalışmaya başlayacaktır. Stop butonuna basıldığında çalışan motorun PLC programını merdiven dilinde çiziniz. Yani bu örnekte ise üçlü şey var. Yani üçe kadar saymam var. Birinci basış, ikinci basış ve üçüncü basış gibilerinden düşünebilirsiniz. İkinci defa basıyorsunuz, birinci motor devreye giriyor. Ondan sonra ikinci defa basıyorsunuz, birinci motor devreden çıkıp ikinci motor devreye giriyor. Üçüncü defa bastığınızda sistem en baştaki durumuna geri dönmüş oluyor. Bu da bu şekilde olacak. Bir tane de ödevim var burada. Bir freze makinesinin kontrolü PLC ile yapılacaktır. Frezede bulunan 3 motorun hazır hale gelmesi için bir sistem kontaktörü olacaktır. Sistem kontaktörü freze makinesini devreye alıp devreden çıkarma özelliğine sahip olacaktır. Yani sistem her şeye izin verecek anlamında. Frezede bulunan 3 motor aşağıda belirtilen şartlara uygun çalışacaktır. Birinci motor çalışırken ikinci motor çalışmayacaktır. İkinci motor çalışırken üçüncü motor çalışmayacaktır. Üçüncü motor çalışırken de bir nolu motor çalışmayacaktır. Freze makinesi için gerekli PLC programı merdiven dilinde çiziniz diye bir ödevim var. Böyle bir de yaparsanız iyi olur. Sizin için bir pratik olur. Evet, önümüzdeki hafta zaten lojik kapıların PLC merdiven dilindeki eşdeğer karşılıkları konusuna geçmiş olacağız.